kumların arasında sırların gizlediği bir çöl manzarasıyla başlıyor hikaye. Uzaklarda tarih öncesinden gelen sessiz tanıkların izleri var. Geçmişin derinliklerindeki krallıkların ve medeniyetlerin ardında bıraktığı esrarengiz kalıntılar. Birdenbire zamanın akışı değişiyor ve günümüz Suudi Arabistan'ının modern yüzü karşımıza çıkıyor. Işıltılı gökdelenler, teknolojinin ilerlemesi ve kültürel zenginlikler bu antik topraklarda yeniden canlanan bir mirası temsil ediyor. Ancak çölün sessizliği, hala geçmişi masalsı gizemlerini barındırıyor, din, para ve ihanetin karmaşık dokusunu bu toprakların derinliklerindeki sır perdesinin arkasında saklıyor. Suudi Arabistan'ın tarihi derin sırlarla dolu bir labirent gibidir. Bu labirentin en gizemli kesişim noktalarından biri ise Osmanlı İmparatorluğu'na duyulan sadakatin kaybolduğu zamandır. Uzun yıllar boyunca İstanbul'un yönetim merkezindeki sultanlar Mekke ve Medine gibi kutsal toprakları himaye altında tutmuş ve bu mübarek şehirlerin hakimiyetini korumuşlardır. Ancak zamanla gölgeler uzamış, huzursuzluk tohumları serpilmiş ve tahtlar sallanmaya başlamıştır. Suudi hanedanının derinliklerindeki entrikalar ve görünmeyen oyuncuların perde arkasındaki oyunları bir zamanlar sağlam bir bağ olan Osmanlı'ya olan bağlılığı zayıflatmıştır. Gizemli bir karanlık, bu ihanetin perde arkasında gizlenmiş gerçeklerini yavaş yavaş açığa çıkarırken tarih sayfaları arasında kaybolmuş sırlar günümüzde bile meraklıların zihninde dolaşmaktadır. Suudlar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ihanetlerini 18. yüzyıldan itibaren başlatmışlardır. Osmanlı yönetimi altındaki bölgede Suudi ailesi liderliğindeki bir grup merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlerde bağımsızlık hareketlerine girişmiştir. Suudlar Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda bölgede Osmanlı egemenliğine karşı isyanlar düzenlemiş, güç kazanmış ve Riyad gibi merkezi yerleşimlerde yönetimlerini kurmuşlardır. Özellikle 19. yüzyılın ortalarında Suudi emirliğinin güçlenmesi, Osmanlılarla olan ilişkileri gerilmiş ve çatışmalara neden olmuştur. Bu süreçte Suudlar Osmanlı yönetimine karşı çeşitli savaşlar yürütmüş ve Osmanlılarla işbirliği yapan Arap kabilelerine karşı da mücadele etmişlerdir. Dünya Savaşı döneminde ise Suudlar Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasını fırsat bilerek Osmanlılara karşı İngilizlerle işbirliği yapmışlardır. Bu dönemde Suudi liderler İngilizlerle gizli can anlaşarak Osmanlı'ya karşı isyanlar organize etmiş ve İngilizlerle birlikte hareket ederek bölgede kendi bağımsızlıklarını güvence altına almışlardır. Suudların Osmanlı İmparatorluğuna karşı bu tarihsel ihaneti bölgede güç dengelerinin değişmesine ve sonrasında Suudi Arabistan'ın modern siyasi haritasının şekillenmesine önemli ölçüde etki etmiştir. Suudi Arabistan Orta Doğu'nun en büyük ülkesidir ve yüz ölçümü bakımından dünya üzerindeki en büyük 13. ülkedir. Başkenti Riyad, aynı zamanda ülkenin en büyük şehri ve ekonomik merkezidir. Suudi Arabistan'ın nüfusu yaklaşık 34 milyon kişidir ve çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır. Ülkenin resmi para birimi Suudi Riyal'idir ve Arapçadır. Suudi Arabistan monarşik bir yönetim şekline sahiptir. Ülke 1932'de resmi olarak kurulduğundan beri krallık şeklinde yönetilmektedir. Kraliyet ailesi ülkenin siyasi ve idari yapısında merkezi bir rol oynamaktadır. Kral, devletin en üstünde yer almakta olup yasama, yürütme ve yargı yetkilerini bünyesinde barındırmaktadır. Kralın yetkileri ülkenin geleneksel ve dini normlarıyla çerçevelenmiş olsa da son yıllarda reformlarla birlikte yönetimde daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlama çabaları gözlemlenmektedir. Kraliyet ailesi ülkenin farklı bölgelerinde ve sektörlerinde önemli pozisyonlarda temsil edilmektedir. Suudi Arabistan'ın yönetim yapısı, geleneksel Arap monarşik modelleri ile modern uluslararası ilişkiler arasında denge kurmaya çalışmaktadır. Suudi Arabistan, dünya üzerindeki en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerden biridir. Ülkenin petrol rezervleri, toplam dünya rezervlerinin yaklaşık %16'sını oluşturmaktadır. Suudi Arabistan, günlük yaklaşık 10 milyon varil petrol üretimiyle dünya petrol üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Petrol, Suudi Arabistan'ın milli gelirinin büyük bir bölümünü oluşturmakta ve yaklaşık olarak GSYH'nin %40'ına denk gelmektedir. Yaklaşık %70'i devlet bütçesine katkı sağlamaktadır. Ülke, petrol rezervlerinin yanı sıra doğalgaz yatakları açısından da zengindir ve doğalgaz üretimi dünya genelinde önemli bir paya sahiptir. Son yıllarda Suudi Arabistan Ekonomisini çeşitlendirme çabalarına odaklanarak Vision 2030 adı verilen kapsamlı bir reform programını hayata geçirmiştir. Bu program, ülkenin ekonomik bağımlılığını azaltmayı, özel sektörü güçlendirmeyi, turizm ve eğlence sektörlerini geliştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi teşvik etmeyi ve genç nüfusun işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Yerli sanayi, finans, ulaşım ve altyapı gibi alanlarda yapılan yatırımlar ekonomiyi çeşitlendirme sürecinde önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Suudi Arabistan, İslam'ın iki kutsal şehri Mekke ve Medine'yi barındırması nedeniyle hac ve umre turizminden de önemli gelir elde etmektedir. Her yıl milyonlarca Müslüman bu şehirlere ibadet için ziyarette bulunmakta ve ülkeye turizm geliri sağlamaktadır. Örneğin 2019 yılında sadece hac turizmi Suudi Arabistan'a yaklaşık 12 milyar dolar gelir getirmiştir. Suudi Arabistan'ın geleneksel kültürü Arap Yarımadası'nın zengin mirasından etkilenmiştir. Ancak modernizm, özellikle büyük şehirlerde hızla ilerlemekte olup, uluslararası alanda tanınmış lüks oteller, alışveriş merkezleri ve spor etkinlikleri gibi birçok imkan sunmaktadır. Suudi Arabistan'ın sırlarla dolu tarihi ve benzersiz kültürel dokusu her anlamda hayranlık uyandırıyor. Sonu gelmeyen çölleri, göz kamaştırıcı mimarisi ve zengin kültürel mirasıyla Suudi Arabistan sizlere unutulmaz bir veda sunuyor.